Merhaba Perken Dork izleyicileri. Pride Label zirvesinin üçüncüsündeyiz ve yanımızda A101 CEO'su Erhan Bostan var. Merhaba Erhan Bey. Kendisiyle zirve hakkında konuşacağız. Erhan Bey, Pride Label zirvesi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Zirvenin genel hakkın, yani genel işleyiş hakkında neler söyleyebilirsiniz? Private Label A101 için en önemli kategori. Zaten bizde ağırlıklı Private Label ve kısmen marka var. İkisinin yan yana yürümesini tercih ediyoruz. O nedenle bu zirveyi de düzenli olarak izlemeye çalışıyorum. Geçen yılda vardık. Bu yılda bir konuşmam olacak. Ülkemizin sanayisinin de gelişmesi açısından, markalarının oluşması açısından da Private Label bir basamak aslında. Ancak sadece Private Label'ı markalaşmaya giden bir süreç olarak görmemek gerekir. Çünkü bizim Private Label sürekli bir ihtiyacımız olacak. Sanayicilerimizin hem Private Label'da hem markalaşmada başarılı bir şekilde yollarına devamını diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Bir de ben aynı zamanda A101 ile ilgili soru sormak istiyorum. A101'in son zamanlarda reklam yatırımları arttı, televizyon reklamlarında görüyoruz artık, billboardlarda daha fazlasınız, Türkiye'nin en büyüğüsünüz. Bu konuda stratejiniz ne yönde, nasıl ilerliyorsunuz, neden bu zaman beklendi televizyon reklamları için? Aslında Türkiye'nin en büyüğü lafını açayım, biz market sayısı olarak Türkiye'nin en büyüğüz, yoksa ciro kıyaslaması yaptığımızda bizim ölçümlerimize göre ikinci sıradayız. Türkiye'nin en büyüğü BİM tartışmasız. Adını da verebiliriz, sıkıntı yok. Reklam aslında sürekli reklamdayız, sürekli televizyondayız. Ancak sadece ürünleri ön plana çıktık. Dönem dönem de imaj reklamlarına yatırım yaptık. Mağaza sayımızın da böyle artık çok anlamlı bir büyüklüğe geldiğini düşünerek özellikle ülkedeki kanaat önderleri, BA tip müşteriler gibi kesimi de bilgilendirmek amaçlı böyle bir kampanya planladık. İşte Ekim ayı boyunca hemen hemen her mecrada yer aldık, hala alıyoruz. Hedefimiz bu sadece. Anladım. Peki bu konuda bazen tüketicinin aklında hani bu reklam yatırımlarının fiyatlara oranı falan düşünülebiliyor. Hani bu konuda tabii, en azından müşterilerin rahatlaması için söyleyebileceğiniz birkaç söz var mı? Müşteriler rahat olsun. Her şeyi onlar ödüyor zaten. Ya şimdi tabii ki herhangi bir şirketin ürünü, hizmeti satın alınıyorsa tüm maliyetleri satın alan kişi, müşteri öder. Tabii ki dönem dönem firmalar zarar da edebilir, kendileri bunu desteklerler. Ama sonuçta bize düşen, bir market olarak bize düşen, bu reklamları yapacağız, yapmaya devam edeceğiz, bunlara para da harcayacağız. Ama biz tüketicilerimize sattığımız ürünleri ve hizmetleri en ucuz, uygun fiyatla ulaştırmaya çalışacağız. Maliyet kontrolünü ön plana çıkartacağız. Ama sonuçta bizim maliyetlerimiz artı karımız tabii ki tüketiciler tarafından ödeniyor. Anladım. Çok teşekkürler o halde cevap verdikleriniz için. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.